Günaydın sevgili izleyenlerimiz. KONTV ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu güzel günden sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun diyoruz efendim. İstiyoruz ki her günle güzel başlayalım, güzel konuları konuşalım, güzelliklerden bahsedelim istiyoruz. Ama dün yine deprem bölgesinde gerçekleşen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlıyoruz efendim programımıza. Ve kayıplar olduğunu biliyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde o kayıplarımıza ulaşabiliriz. Ve istiyoruz ki böylesine acı günleri bir kez daha yaşamayalım. Şimdi üst üste gelen felaketleri yaşıyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Şimdi tabii ki bunların hani bir felaketin travmasını atlatamadan ikincisini yaşıyoruz peş peşe gelen olaylardan dolayı. Peki bu travmaları atlatabilmek için neler yapmak gerekiyor? Stresle başa çıkmak için neler yapmak gerekiyor efendim? Çok kıymetli bir hocamızı ağırlıyoruz programımızda. Ankara'ya bağlanacağız. Skype bağlantımız var. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Profesör Doktor Sayın Okan Cem Çırakoğlu hocamız bizimle birlikte. Doğal afetler sonrasında iyileşme sürecini konuşacağız sevgili izleyenlerimiz ve stresle başa çıkmadan bahsedeceğiz. Tabii ki öncesinde afetlerin etkileri ve afetlerden kimler etkilenmekte ve bu süreçte vermiş olduğumuz, göstermiş olduğumuz tepkilerde neler var? Ve bu afetleri, doğal afetleri çocuklarımıza nasıl anlatmamız gerekiyor? Aklımıza takılan pek çok sorunun cevabını hocamızdan alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İşte olduğu kadar. Olduğu kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Evet. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz hocam, teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Önemli bir konudan bahsedeceğiz ve hocamızın tabii ki uzmanlık alanlarından bir tanesi doğal afetler ve sonrasında iyileşmeden bahsedeceğiz hocam. Ama öncelikle afetlerin etkilerini konuşarak başlayalım istiyoruz programımıza. Psikolojik etkileri. Evet, evet. Vallahi bu kadar büyük bir afetle karşılaşmak her toplumun yüz yüze geldiği bir şey değil. Gerçekten çok önemli bir boyutta bir afet. Bu daha önce de bu ülkede sayısız afet oldu. Ama Marmara depremiyle karşılaştırdığımızda bunun ölçeği çok daha büyük, çok daha yıkıcı. Dolayısıyla biz afet derken aslında belli bir fiziksel olarak durumdan etkilenen bir bölgeyi kastetsek de psikolojik olarak afet bölgesi tanımı yapmaktan yana değilim ben. Çünkü sosyal medya olanakları ne yazık ki ve iyi ki her ikisi de geçerli. Bu afeti orada olmayan insanların da aynı canlılığıyla yaşamasına, tanık olmasına neden oldu. O yüzden bundan etkilenen insan sayısı ve etkilenme biçimi çok çeşitli, çok farklı. Tabii o bölgede yaşayan insanımızın böyle bir yıkımın ardından ne yaşadığını tam olarak hiç kimsenin hissetmesi, duyumsaması çok mümkün değil orada değilseniz. Yani insanların aileleri hayata gözlerini yumdu, yakınlarını kaybettiler. Yaralıları var, hastanede olanlar var, başlarını sokacak bir evleri kalmadı. Yani hepimizin tanık olduğu hikayeler. Bunlara empati kurmak durumundayız ve insanlarımız buna empati kuruyor çok büyük bir çoğunlukla. Ama bu empati hiçbir zaman için herhalde o insanların tam olarak ne yaşadığını bize söylemeyecek. Bu nedenle yani bizim de çok dışarıdan, çok yukarıdan gelebilir bazı söylediklerimiz ama biz bu bilgiyi bilerek bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Orada da izleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. Bu afetlerden sonra, daha doğrusu bu büyük travmatik olaylardan sonra yaşananları biz bir zaman içinde, belli bir zaman akışı içinde değerlendirmek durumundayız. Çünkü bu olayın hemen ertesi günü insanların gösterdiği tepkiler, bir hafta sonrası, bir ay sonrası, bir yıl sonrası elbette değişecek. Hani en azından şunu söylemek lazım. Biz böyle sade ve basit bir tarif yapıyoruz ve çok da işimizi kolaylaştırıyor. Diyoruz ki bu olağan dışı bir insan yaşantısı. Yani olağan hayat akışımızda böyle bir şeye yer yok. Dolayısıyla bu kadar olağan dışı ve yıkıcı bir olayın ardından insanların gösterdiği her türlü tepkiyi de belli bir süre biz olağan ve normal, beklendik kabul etmeliyiz diyoruz. Bu bir yandan çok hümanist de bir bakış açısı. Çünkü yani dün böyle bir afet yaşamış, yakınlarını kaybetmiş, çok ciddi fiziksel sıkıntıların içinden geçen bir insanın sıkıntılar yaşaması psikolojik anlamda, bazı belirtiler göstermesini normal kabul etmeliyiz. Bu çok anlaşılır bir şey. Ve biz bunu insanlarla da paylaşıyoruz. Kendisinden endişe eden, aklını kaçırmaktan tabiri caizse endişe eden insanlara diyoruz ki biraz zamana ihtiyacımız var. Bu bir anda geçmeyecek, bir anda iyileşme olmayacak ve şu anda henüz çok erken, bunları yaşamak çok beklendik diyoruz. Hani o beklediğimiz şeyler nelerdir? Herhalde biraz onları konuşabiliriz. Bunları da konuşalım hocam ve tabii ki belirtiler dediniz. Travmanın belirtileri, yaşadığımız şokun sonrasında getireceği durumlar, bunların her birine değinelim istiyoruz tabii ki. Ve göstermiş olduğumuz tepkiler kişiden kişiye mutlaka değişiyor. Uzun bir süreçten bahsediyoruz iyileşme süreci olarak. Kimimiz belki 6 ayda toparlarken kimimiz 1 seneyi belki 2 senemizi alacak. Ama çevre olarak, yani toplum olarak o bölgede problem yaşayan bütün depremzedelerimize yaklaşımlarımızda neler olmalı kısmını tabii ki yine konuşmamız gerekiyor. Şimdi şöyle, hani çok gündelik bir bakış açısıyla baktığınızda karşınızdaki insan ne yaşadı? Çok ağır bir korku, çok ağır bir dehşet yaşadı. Kayıplar var ve etraftaki neredeyse herkes de aynı durumda. Sonrasına bakıyorsunuz, çok temel ihtiyaçlarınız, bunun içinde psikolojik güvenliğiniz, fiziksel güvenliğiniz, işte enkazda yakınlarınız varsa onların kurtarılması için ihtiyaç duyulan teknik malzeme, insani destek, bunların ardından insanın herhalde çok kısa bir sürede toparlanmasını beklemiyoruz. Bu normalleşme sözcüğü biraz çok kullanılıyor bu durumlarda. Normalleşme, tabii orada insanlar bunu çok da olumlu bir tutumla konuşmak istiyorlar. Yani olan oldu, hayat devam ediyor, zaman ilerliyor, yavaş yavaş normale dönelim. Bu çok olumlu bir tutum. Bir yandan da oradaki yurttaşlar, insanlar için de kısmen de rahatsız edici bir tutum. Çünkü evet, herkes biliyor ki zaman ilerliyor, zaman akıyor gidiyor. Elbet bir yıl sonra şimdiki gibi olmayacağız birçoğumuz. Ama normalleşme beklentileri çok dile geldiğinde ve çok ön plana çıkarıldığında oradaki insanlarımız da kendi deneyimlerine saygısızlık yapıldığını hissediyorlar. Diyorlar ki bizim ne yaşadığımızı biliyor musunuz? Hani neyi normalleştirelim? Hiçbir şey benim hayatımda eskisi gibi olmayacak ki. Yani bu normallikten kastettiğiniz nedir? Tabii bu herkesin iyi niyetle hareket ettiği durumlarda olur elbette böyle şeyler. Biraz dikkatli, hassas konuşmamız gerekir. Ama özellikle hani bu travmanın ardından yaşanan korku, dehşet, her an bir şey olacakmış hissi, ciddi bellek problemleri, hani o travma ile ilgili bir şeyi hatırlayamamak ya da o travma, o deprem anında olup biten bir şeyin sürekli zihnimize biz istemeden girmesi, ne bileyim bir ses olur, oradaki bir görüntü olur, bir koku olur, bir imge olur. Bunlar çok sık karşılaştığımız şeyler ve ne yazık ki bu zihnimize sürekli biz istemeden de doluşan imgeler bize zamanla ister istemez bu olayı yeniden yaşantılamaya itiyor. Sanki bu olay olup bitmedi de biz her seferinde o uyarıcıyla yeniden yaşıyormuş gibi hissedebiliriz. Bunlar tabii beraberinde insan fizyolojisindeki çok ciddi korunma mekanizmalarını da harekete geçiriyor. Çok korktuğunuzda işte bedenimizin savaş ya da kaç tepkisi bizi aslında korumaya yönelik evrimsel bir mekanizma harekete geçiyor ve bizim bedenimiz de aslında o olaydan hemen sonra yaşadığımız titreme, korku tepkileri, kalp atışlarımızın hızlanması gibi şeyleri çok sık yeniden yaşatıyor bize bu imgeler. Çünkü zihnimize yeniden geliyor ve tıpkı o gün yaşıyormuş gibi hissediyoruz. Ve etraf hatırlatıcılarla dolu. Hele o bölgede kaldıysanız düşünün. Kafanızı nereye çevirseniz depremi hatırlatan bir şey var. Mümkün değil kurtulmanız, kaçınmanız. Dolayısıyla o kişiler aslında bu kadar büyük bir travmayı biraz olsun hafifletmek için kaçınmak isterken bunu hatırlatan şeylerden ne yazık ki böyle şansları olmuyor. Dışarıya yani göç etmiş insanlarımızı düşünürseniz onların da çok benzer yaşantıları var. Şu anda örneğin televizyonu açsanız, sürekli sosyal medyada girseniz en acımasız, belki o bölgede tanık olmadığınız kadar acımasız görüntülere tanık olabilirsiniz. Bunların etkileri sayısız, böyle belirtiden bahsedebiliriz ama şöyle bir bizim ülkemizden ya da dünyadaki literatürden gelen bir bilgi var. Şimdi bazen istatistikler çok kıymetli olur böyle durumlarda. Ancak bu istatistikler travmatik olaylar ve böyle büyük afetler söz konusu olduğunda da her zaman çok işimizi görmüyor. Çünkü örneğin insanlar ne durumda, ne kadar etkilendiler, ne kadar travma sonrası bozukluklar var ya da ne kadar bunun belirtileri var. Bunu ne zaman ölçtüğünüz, ne zaman hangi araçla değerlendirdiğiniz çok değiştiği için oranlar çok ciddi şekilde değişebilir. Ama bizim burada bizim için kıymetli ve aslında bu kadar musibetin içindeki iyi haber şu: zaman geçtikçe insanların çok önemli bir bölümü, aslında bu bizim katlanılmaz dediğimiz, hani ben olsaydım ne yapardım hiç kestiremiyorum dediğimiz yaşantıları üstesinden gelecekler. Yani kendi içsel kaynaklarını, dirençliliklerini, maneviyatlarını, işte felsefelerini, her şeyi kullanıp zaman içinde ve çevredeki sosyal kaynakları, kültürel kaynakları, fiziksel kaynakları kullanarak çok önemli bir kısmı, eskisi gibi belki bir yaşantıları olmayacak, bu çok köklü bir hayat olayıdır. Ama bu psikolojik problemlere dönüşmeden bu belirtilerin hayatlarını sürdürecekler. Bir kısım insanımızın da ne yazık ki bir sürü çevresel, sosyal, politik, duygusal, bilişsel gerekçeyle bir takım işte depresyon gibi, travma sonrası stres bozukluğu gibi bazı kaygı bozukluklarını ve duygu durum bozukluklarını geliştirmesi kaçınılmaz. Yani bir süre bunları göreceğiz, uzunca bir süre, ama henüz bunların tanılanması için de çok erken, dediğimiz gibi daha insanlar hayatının temel ihtiyaçlarının peşinde. Hani bunu unutmayalım. Şu anda biz bütün ihtiyaçlara çare bulduk deniyor ama ben ne zaman televizyonu açsam, sosyal medyaya girsem dünyanın bir başka yüzüyle karşılaşıyorum sanki. Ana akım medya bize çok olumlu şeyleri bu kadar şeyin içinde gösteriyor. Ama alternatif haber kanallarına baktığınızda gerçekten birçok ihtiyacın henüz olması gereken düzeyde giderilmediğini düşünüyoruz, görüyoruz. Tabii şimdi burada... Bu ihtiyaçlar uzun bir süre zaten devam edecek hocam, değil mi? Yani bir seferlik ya da ilk zamanlarda yardım ettik, o ihtiyaçları karşıladık ve bitti diye düşünmemek gerekiyor. Uzun bir süre dedik. O kişiler normal belki... tekrar bir düzen kuruncaya kadar, düzenlerine kavuşuncaya kadar bu hep böyle devam edecek. Ve bizler de elimizden geldiğince desteklerimizi sağlamaya çalışacağız inşallah. Yani hepimiz bir insan olarak böyle bir sorumluluk hissediyoruz. Böyle bir görevimiz olduğunu hissediyoruz. Fakat şunu dile getirmemiz gerekir. Burada bu kadar büyük bir coğrafya, bu kadar büyük bir nüfus bundan etkilendiyse ve Depremden sonra en az bir ayı geçirdik. Hani bunları düşündüğümüzde bugün 40. gün herhalde, evet, yaklaşık. Bu yaraları toplumun diğer üyelerinin, yurttaşlarının sarmak, tamamıyla gidermek gibi bir temel sorumluluğu yok. Bu onların boyunu çok aşar. Burada devletin devreye tüm hatlarıyla, tüm kanallarıyla, tüm araçlarıyla girip, hı hı, hiçbir şüpheye, hiçbir ihtiyaca yer vermeksizin tüm kaynaklarımızı bu insanlarımız için seferber etmesi gerekiyor. Evet. Evet. Çünkü bu travma dediğimiz durum insanın bir anda yaşadığı, bittiği bir durum gibi gelebilir bize. Ne bileyim, bir trafik kazası da bir travma. Hocam bunları, travmaları halk arasında aslında toplum olarak çok önemsemiyor muyuz acaba? Yani bu soruda aklıma gelmiyor değil ve travmanın türlerinden de bahsedebiliriz. Hani bazen bir yerimiz ağrıdığında sürekli bu ağrılar devam ediyorsa, nasıl bazıları hastalık hastasısın, kendini çok dinliyorsun diyorlar ya. Hani bu yaşadığımız problemleri belki kendimiz farkına varmayabiliriz, belki farkına vardık, çevremizdekiler farkına varmayabilir ve inanmayabilirler. Evet, şu an olağan dışı bir sürecin içindeyiz tabii ki. Ama normal zamanda da ve böyle durumlarda da bunu nasıl yönetmek gerekiyor? Ya da neler, hangi adımlarla başlamak gerekiyor tedavi kısmına? Uzun bir yolumuz var dedik çünkü program başında. Şimdi şu aşamada hani bir psikolojik destek için İnsanlar bir destek istiyorsa bu verilmesi gereken bir, evet, süreçtir. Bir, evet, desteğin için tartışması olmaz. Psikolojik anlamda ihtiyaç duyuluyorsa psikiyatrik anlamda bir destek alınması gerekebilir. Ama şu anda destek almayan bir kişi acı çekiyorsa, ızdırap çekiyorsa, yas tutuyorsa ve henüz böyle bir destek istemiyorsa da bunu da anlayışla karşılamamız gerekebilir. Hı hı. Bu özellikle kendini daha iyi hisseden, daha iyi hissedenlerin dışarıdan baktığında görmeye yatkın olduğu bir şey. Diğer insana bakıyor, sevdiklerine bakıyor, diyor ki çok üzülüyor, çok acı çekiyor. Ona bir destek lazım. O da bir iyi niyet. Ama şunu unutmayalım, buradaki kayıplar sadece bireysel kayıplar değil, fiziksel kayıplar değil. Bir sürü sembolik kaybımız var. Bir sürü insanların geçmişi, anıları şehirleri, evet, o kadar çok şey kaybetti ki insanlar. Bunun yarattığı bir türbülansın içinden geçerken ben de gideyim yarın psikolojik destek alayım diyemeyebilir. Buna herkesin anlayış göstermesi gerekir. Ama henüz şu anda o bölgede de zaten yerleşik, kurumsallaşmış olarak, hı hı, çalışmalar daha yeni başlıyor. Geç kalınmış değil psikolojik anlamda. Hani kurumsal ve devamlı olan bir destek mekanizması her zaman daha iyidir. Evet. Sivil toplum örgütlerinin, devletin, bakanlıkların işbirliği de çok ön plana çıkar. Ama şu anda insanların en koruyucu, kendileri için belki bu süreci biraz olsun rahat atlatmalarını sağlayacak temel şey güvenlik hissidir. Ve güvenlik hissi çok temelde bir şeyden başlar. Yani bugün nerede uyuyacağız? Uyuyacağımız yer güvenli mi? Tepemizden sular akacak mı? Soğuk girecek mi? Çocuklarımız rahat uyuyacak mı? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yarın da bu devam edecek mi? Şimdi eğer geleceği öngörebiliyorsak, diyemeyiz buna. Hani ama gelecekte herhalde bugünkü gibi dersek, diyebiliyorsak bir kontrol hissi geliştirebiliyoruz. Eğer bu insanlara bu güvenlik hissini sağlayacak yaşam ortamlarını hızlıca hazırlarsak, bazı ihtiyaçlarını lüks görmek yerine onları o insanların temel ihtiyaç maddesi gibi görürsek, evet, ne yazık ki çok hızlıca ilerleyebiliriz. Ama insanların yas tutma, acı çekme, heder olma, gerçekten bir kenarda tek başına kalmak isteme ya da birinin yanından ayrılmak istememe gibi, hı hı, hakları var. Bunu unutmayalım. Bugünler çok sarsıntılı. Bir aileden 10 tane 15 tane insanını kaybeden büyük bir acı insanlarımız var. Şimdi nasıl normalleşsin bir anda ya da onun elindeki bu yas tutma hakkını daha iyi hissetsin, biz de daha iyi görelim diye alamayız. Bu çok iyi niyet olur ama bir yandan da o insanlar için düşünürseniz gerçekten onların da kendi bildikleri yöntemlerle yas tutmaya ve bunun acısını, öfkesini yaşamaya hakları var. Evet, bu noktada biz de onlara tabii ki saygı duymak zorundayız. Evet, çok üzerlerine gitmeden. Ama yine yaz süreci hocam böyle kişiden kişiye değişmekte mi peki? Şu kadar süre yaz sürecimiz vardır diyebilir miyiz ya da? Diyemeyiz. Şöyle, bu yazın nerede, nasıl bir olayın ardından yaşandığı çok kritik, dediğim gibi. Bu çok değişkenli bir süreç. Duygusal olarak da öyle. Evet. Şimdi siz kimi kaybettiniz? Ne kadar yakınlık duyuyordunuz o kişiye? Bunu nasıl bir olayda kaybettiniz? Ve bu kayıplarınız sadece o kişi değil ki burada. Hani öyle düşünelim. Çok fazla insanı kaybetti herkes. Yani Türkiye'de neredeyse herkesin o bölgede tanıdıkları var, yakınları var, akrabaları var. Dolayısıyla buradaki kayıpların daha biz tam olarak ne olduğunu bireysel olarak kestiremeyiz bile. Ben ne kaybettim? Gözümüzün önünde çok net bazı şeyler var ama işte annemi kaybettim, babamı kaybettim, yakınlarımı kaybettim. Ama onun dışında da bir sürü kayıp var ve biz onları da duyumsuyoruz. O yüzden bunu yaşayan insan kimdir, kaç yaşındadır, daha önce böyle bir deneyim var mıdır gibi çok fazla değişken var. Burada yasın akışı içinde bir sürü kuramımız var elbette. Hani bunun aşamalarla geldiği yönünde vesaire ama hani etraftaki insanların sevdikleri için endişe edeceklerse daha uzun bir zamana ihtiyacımız var öncelikle. Evet. Evet. Bir de takip edilmesi gereken insanların iyi hissetmesi değil. Böyle bir durumda iyi hissetmemelerine bizim de direnç göstermemiz lazım. Yani bizim de bunu anlayışla karşılamamız lazım. Ama şunu da gözetmeden yapamayız. Bizim için çok kritik kavramlardan biri işlevsellik. Yani gündelik hayatta sürdürdüğümüz temel görevlerimizi sürdürebiliyor muyuz? İyi kötü. Tam anlamıyla dört dörtlük değil. Mesela ben gidip dersimi yapabiliyor muyum? Siz programınızı yapabiliyor musunuz? Bir anne, bir baba çocuklarıyla ilgilenebiliyor mu? Bir iş yerindeki insan hani bir sürü şeyi belki unutuyor da iş yerindeki işlerini yapabiliyor mu? Evet. Bu bizim için tabii ilk başta çok beklendik bir şekilde tam anlamıyla yapamayacağız. Yanımız istemez. Fiziksel ortam zorludur. İçimizden gelmez vesaire. Hani bunlar çok anlaşılabilir şeyler. Ama bazı sorumluluklar var ki ertelenebilir gibi değiller işte. Anne babalık, çocuklarını düşünün. O yüzden biz bu yas durumlarında, travmanın ardından hani kişilerin nasıl ilerlediğini de gözetmek istiyoruz. Burada attıkları adımlar çok büyük olmayabilir. Bu kişisel farklılıklardan, çevresel koşullardan etkilenen bir şeydir. Ama zaman içinde bu birkaç ay içinde yani bizim işlevselliğimizi bozmadan bir noktaya gelsin istiyoruz. İşlevselliğimiz bozulursa artık biz bunları sürdüremiyoruz. Bunun için bir tarih verip, bir zaman verip insanları hani belli bir beklentinin içine sokmak da istemem ama yaklaşık 5-6 aydan önce biz bunu zaten görmeyeceğiz. Ama bir diğer taraftan da ortalık sakinleşince insanlar daha böyle öngörülebilir bir hayata nerede olursa olsun kavuştuklarında da kimi insanların aslında bu uğraşlar içinde, bu gayle içinde, hayatta kalma mücadelesi içinde bazı duygularını da henüz ele almamış olduğunu, yeni ele alacağını, üzüntülerini, öfkelerini yeni hissedeceklerini de söyleyebiliriz. Evet, o şokun tabii ki etkisinden çıktıktan sonra. Peki hocam, yaş dönemlerine göre dediniz biraz evvel. Yaş dönemlerine göre afetlerden sonra görülebilecek tepkilere biraz değinebilir miyiz? Yani yetişkinlerinki az önce belirttim. Ama hani çocuklardan bahsedebiliriz belki ve doğal afetlere çocuklarımıza aynı zamanda nasıl anlatmamız gerekiyor? Bu kısmı da çok önemli. Şimdi sosyal medyayı sürekli takip ediyoruz. Belki telefonlar elimizden düşmüyor. Televizyonlarımız sürekli açık ve sürekli bu haberleri izliyoruz. Hani onları nasıl koruyabiliriz? Ya da bu olayın olabileceğini, normal bir şey olduğunu nasıl anlatmak gerekiyor? Hepimizin başına gelebilecek bir durum olduğunu nasıl anlatmamız gerekiyor çocuklarımıza? Valla burada bizi zorlayan şeyler olacaktır. Evet, evet. Ki, aynı çocuk muhtemelen dünyanın başka ülkelerindeki depremleri de bir ara görüp orada insanlar ölmüyor, bizde niye ölüyor diye soracaktır. Umarım sorar. Evet. Çok da iyi olur. Genel ilkemiz nedir derseniz çocuklarla, ben bir çocuk uzmanı değilim ama bunun için yani çok özel bir bilgi olmadığı için sizinle paylaşabilirim rahatlıkla. Tabii ki, buyurun hocam. Çocuklara böyle her gün karşılaşmadıkları, toplumun çok konuşmak istemediği, işte cinsellik, ölüm vesaire gibi konularda, travmalar gibi konularda ihtiyaç duyduğu bilgiyi, ihtiyacı olduğu kadarını vermemiz. Evet. Temel bir ilke. Burada çocuğun tabii ki yaşı ve kavrayışı çok önemli. Yani ölüm dediğimiz kavram ne yazık ki şu anda hayatın neredeyse entegre bir parçası haline geldi ama bir çocuk için ölüm uzun süreli bir ayrılış, uzun süre yanımızda olmamaktan tutun, geri döndürülemezliği netleşmiş bir kayba kadar farklı anlamlar ifade ediyor. Yani bir kişinin ölümü anlamlandırması örneğin ancak ölümün geri döndürülemez bir süreç olduğunu anlamasıyla başlar. Bu da yaklaşık 6-7 yaşlarındaki bir süreçtir. Hı hı. Ondan önceki çocuklar bir yetişkin gibi temsil edemezler zihinlerinde birinin ölmesini. Ama şu ona ölümün kendisi kadar herhalde zarar verir. Ne oluyor? Yani çok sık karşılaşıyoruz. Deprem öncesinde de bildiğiniz yaşantılar vardır. Bir ailenin çocuğu var. Ailenin büyük dedesi de işte çocukla çok iyi anlaşıyor. Hı hı. Oynuyor, ilgileniyor, seviyor. Sonra hasta oluyor ve çocuğun bundan haberi yok. Anne baba demiş ki üzülür, üzülmesin. Hı. Ve şeyi düşünmemiş ne yazık ki hiç. Bir gün büyük babayı kaybedersek bu çocuğa ne anlatacağız? Bu süreci nasıl anlatacağız diye düşünmemiş. Burada bakın çok korumacı ve iyi niyet var ama sonuçları itibariyle ne yazık ki iyi değil. Şimdi bir gün bu büyük babayı kaybediyoruz ne yazık ki. Evet. Çocuk hala haberi yok. Onu birine bırakıyorlar. Suratlar beş karış, gizli gizli ağlıyorlar, üzülüyorlar. Şimdi bunların çocuğun dünyasındaki karşılığını kestirebiliyor musunuz? Bir tedirginlik, bir kaygı, bir şey olacak, bir şey oldu ama benim haberim yok. Haberim olmaması gerekecek kadar çok büyük bir şey mi bu? Evet. Gibi aslında zaten geleceğe yetişkinlerin gözüyle, onların gölgesinde bakabilen bir insana biz bunu hissettirmiş oluyoruz. Halbuki o çocuğu alıp uygun yaşının anlayabileceği bir dille büyük babasını kaybettiğini söylememiz lazım. Şimdi modern anne babanın ne yazık ki nereden geldiğini bilmediğim, kişisel olarak da çok eleştirdiğim bir yanı bu. Ne diyeceğim? Olağan yaşantıları olağan dışı ilan ederek çocuklarını korumaya çalışıyorlar. Halbuki bizim dirençliliğimizin bir parçası bu. Ayrıca hakkımız. Şimdi bu çocuğu düşünün. Bu çocuğun kendi dilinde, kendi yaşında, kendi bilgisi oranında dedesinin örneğin yasını tutmaya hakkı vardı. Ve herkesle birlikte bunu tutmak isteyebilirdi. Ama işte anne baba onu dışarıda bırakarak aslında bu hakkı da elinden almış oluyor. Bana çok soruyorlar. Dedesini kaybetti, söyleyelim mi? Bu nasıl bir soru? Söyleyeceğiz. O bunun hakkı. Söyleyeceğiz. Sevdiği birini kaybetti ve mümkünse ilk anda söyleyeceğiz. Bizim cenaze ritüellerimizi düşünürseniz fazlasıyla ilk anda biraz feveran, panik olabilir. Ama bu çocuğun nerede yaşanıyorsa bu kültürel adet neyse o adetlerin bir parçası olması, cenaze evine gitmesi, oradaki duruma tanık olması, neresi kötü bunun? O da isteyerek ya da istemeyerek bunun bir parçası olur ama bunun bu hissi de paylaşmış olur. Gece gündüz orada kalması gerekmez imkanlarınız varsa. Ama imkanınız yoksa dizinizin dibinde oturur çocuğunuz. Ve sizinle olmak da ona güven verir. Onun içinde bir yetişkinle. Bir olumsuzluk olsa da hayatın devam ettiğine dair bir inanç geliştirir. Annesinin babasının onu koruduğuna dair bir inanç geliştirir. Bu afetler özellikle çocukların bu yanını çok sarsıyor. Yani o çocuğun bize söylemediği ama içten içe zihninde hep barındırdığı bir inanç var. Diyor ki işte temel bir inanç bu. Annem babam beni korur diyor. Evimiz hep burada kalır diyor. Dünya güzel bir yer diyor ya da kötü bir yer diyor ama bir gün geliyor bir bakıyor annesi kendisini koruyamamış. Yani anne kendini koruyamamış. Beni nasıl koruyacak diyor. Endişe etmeye başlıyor. Evimiz en güvendiğimiz yerdi diyor. Oraya gidiyorduk akşam ne güzel oynuyorduk. Birlikte yemek yiyorduk diyor. Bir bakmışsın. Ev yok. Ev güvenilir değil. Evet. Şimdi bunlar bir yetişkinin belki 20 yıllık 30-40 yıllık deneyiminde karşılıkları olabilir şeylerdir. Onun donanımları, başa çıkma mekanizmaları buna izin verebilir. Ama bir çocuk için bunu onarmak bir an önce çok kıymetlidir. O yüzden yani biz çocuk annelere, babalara çadır kentlerde, konteyner kentlerde istiyoruz ki bir an önce okul açalım. Okul gibi bir yer açalım. Çünkü oraya gitsin gelsin hayatın rutinlerini tekrar kazanmaya başlasın. Ne bileyim şu anda belki havalar soğuk ama ısındığında çadır kentte gece 12'de sokakta çocuk görmememiz gerekir. Evinde 12'de sokakta gezmiyordu. Hani koşullara göre esneyebilir ama bazı hızlıca olağan yaşantıyı çocuklara yansıtacak şeyler bir an önce kurulmalı. Bu bazıları ailenin içindedir, bazıları barınma alanının içindedir, bazıları kurumsaldır okul gibi hani devletin temel sorumluluklarındandır. Ama herkes biraz toparlandığında yavaş yavaş bunlara el atacaktır. İşte onlara rehberlik edecek. İyi mekanizmalara ihtiyacımız var o toplu yaşam alanlarında. Psikologlar, psikolojik danışmanlar, psikiyatristler, eğitimciler hani sadece sağlık, fiziksel sağlıktan sorumlu insanlar değil. Psikolojik sağlıktan sorumlu insanların da belli bir düzen ve ahenk içinde orada insanlara bu yönlendirmeleri yapmaları gerekecek. Evet hocam. Şimdi çocuklarımız için neler yapabiliriz kısmını konuştuk tabii ki. Ama çocuklarımızın hani çok güzel örnekler verdiniz. Hep de bugüne kadar ben kendi yaşamış olduğum kayıplarımızda gözlemlediğim kadarıyla hep çocuklarımızdan bu yaşanan olayları sakladık. Aman etkilenmesin dedik. Belki koruyucu yanımızı ön plana çıkardık. Onları hep uzaklaştırmaya çalıştık. İşte çocuklar ne oluyor sorularını sürekli sordular belki kendi kendilerine. Ve daha çok hırçınlaştılar belki de. Hani iyilik yapmaya çalışırken daha çok kötülük yapmış olduk çocuklarımıza. Belli dönemlerde özellikle bu özel durumlarda ama konuşmadığımız sürece onlara izah etmediğimiz sürece bu problemi hep yaşayacağız. Çocukların toparlama süreci biraz daha hızlı ilerliyor diyebilir miyiz? Yani bu travmaları daha kolay atlatıyorlar diyebilir miyiz peki hocam? Valla bunu ne kadar söyleyebiliriz bilmiyorum ama düşündüğümüzden çok daha dirençli ve güçlü olduklarını söyleyebiliriz. Evet. Yani genellikle travmaların ardından çocukların toparlanması biraz onlara bakım veren yetişkinlerin toparlanma hızına paralel gibi gözüküyor. Anne baba olabildiğince hızlı toparlandığında o da buna eşlik ediyor. Evet. Ama tabii çocukların çok evrensel ve yetişkinlerde asla olmayan kaynakları var. Ne bileyim oyun var, arkadaşlık var ve bunlar... henüz çok saf yani dil, din, ırk, mezhep hiçbir ayrım gözetmeden. Böyle bir kaygıları yok zaten, düşünceleri yok değil mi hocam? Tertemiz. Yetişkinlerin kirli dünyasında ne yazık ki var buna yer. Çocuklarda yok. O yüzden oyun çok kıymetli bir araç zaten. Bir arada olmak çok kıymetli bir araç. Ama bazen tabii çocuklarla ilgili çocukluğun verdiği ve onun fizyolojisinin getirdiği bazı farklılıklar aslında onun da durumdan çok etkilenmediği gibi bir yanlış algıya neden olabilir. Yani çocukların gözetmemiz gereken şey birinci dereceden onun yakınları, öğretmenleri ve diğer insanlar farklı farklı şeylere tanık olabilir. Ama yani yetişkin dünyasında temel beklentimiz nedir? Bir derdi olan ifade etsin ve bunu konuşarak yapsın. Evet. Ama çocuklar bunu yapamayabilir. Yaşları gereği de kişisel farklılıkları nedeniyle de bu onların üzülmediğini, kaygılanmadığını, korkmadığını, endişe duymadığını göstermez. Bunları görmenin en iyi araçlarından işte bazıları gerçekten oyun, resim çizmek. Burada yetişkinler sadece bu oyunu kurmakla kalmayabilir, yönlendirebilir. Ne bileyim işte hani hikayesini anlattırabilir. Orada bir enkaz çizdiyse bir başka resimde hadi bu enkazı daha sağlam çizelim, bu ev bakalım nasıl olacak diyebilir. Yani şu anda aklıma gelen ilk örnekleri veriyorum ama çocuklar ve ergenlerde tabii gördüğümüz bir de bu tepkilerin ertelenmiş olarak yaşanması durumu da var. Nedir yani, hocam? Nasıl erteliyoruz? İçimize mi atıyoruz? Ama sonrasında yeniden belki daha kötü bir sonuçla karşımıza çıkacak diyebilir miyiz? Çıkabilir diyebilir miyiz ya da? Hani nasıl çıkacağını kestirmesi çok kolay değil. Çok zor, evet. Yani bu o kadar karmaşık bir olgu ki travma, yaz. İnsanlara gerçekten bazı belirtilerden bahsediyoruz ama bir baktığınızda bazı insanlarda bunların çoğunu göremeyebilirsiniz. Hala çok kuvvetli etkilenmeleri olabilir. O yüzden hani biz genel geçmiş bilimsel deneyimlerimiz, pratiğimiz ışığında konuşuyoruz. Ama bu bir şablon değildir. Bunu unutmamamız gerekir. Yani her insan bu kalıba uymak durumunda değildir. Değil, bile. Ama çocukların hani özellikle yakınlarının gayet iyi kestirebileceği bazı tepkileri olabilir. İşte ne bileyim altını ıslatır. Anlaşılır bir şey. Kaygı, korku ifadesidir. Anlaşılması kolay bir şeydir. Huyu değişir. Anne babalar öyle diyor. Daha mızmız olur, daha endişeli olur, daha yapışır anneye babaya. Yani bunları gözlemleyebiliriz ama bunların hiçbirini yaşamayan bir çocukta duygusal olarak bundan etkilenmiş olabilir ve bazen şöyle bir şey görüyoruz. Aradan biraz zaman geçiyor. Daha sonra bir başka yaşam olayı gerçekleşiyor. Ne bileyim okulda dersleri iyi gitmiyor bir anda çocuğun. Bir bakmışsın. Bir travmatik yaşantının ürünü geçmişteki ya da ani bir değişiklik oluyor. Bir daha bir ev değiştiriyorlar. Başka bir kente gidiyorlar. Yine bakmışsın çocukların hayatında bir şeyler değişiyor. Burada önemli olan şu. Bence bizi izleyen insanların hani duyması gereken şey şu. Bunlar olağan şeyler değiller. Her gün olmazlar. Ama bunlar bizi böyle karşısında da çaresiz bırakacak her açıdan durumlar değildir. Yani çocuğumuzun psikolojisi ne olacak? Annemin psikolojisi ne olacak? Emin olun birçoğu daha iyi olacak. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu olay ne kadar büyük olursa olsun insanlar bir şekilde yollarına devam edecek. Elbette bileklerinde bir anıları olacak, zorlayacak, bu onları üzecek. Ama şu anda biz bir zaman perspektifi içinden bakıyoruz. Şimdi bakıyoruz ve yarını düşünerek, bir yıl sonrayı düşünerek çoğunlukla bakıyoruz. Geçecek yani acısını yaşayacağız, yasını tutacağız, zorluklarını yaşayacağız her açıdan. Ama bu zaman içinde azalacak. Bunun bize özellikle çocuklarla ilgili güç vermesini isterim. Yani şu söz çok doğru hocam değil mi o halde? Yani zaman her şeyin ilacıdır diyoruz ya. Bazı şeyleri işte, zamanla bırakmak gerekir diyoruz. Ama zamanla zaten iyileşmeler gerçekleşiyor. Buyurun hocam. Zaman çok çaresiz bir şey. Yani siz ona bırakmasanız da o alır. Alır. Yani doğru. Zaman akmak zorundadır. O yüzden zaman ilerliyor. Her şeye çare olur mu? Bildiğimiz çok net bir şey var. Bazı şeylere çare olmayacak. Evet. Örneğin bazı insanların daha kuvvetli psikiyatrik desteklere ihtiyacı olacak. Kendi alanında ilişkili konuşursa. Ama birçoğumuz için de zaman ilerleyecek ve bugünkünden daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bu keskin bir iz, çok kuvvetli bir yarılma. Geçmişe bakıp insanların tamamen hayatlarının tam anlamıyla değiştiğini hissetmelerinden bahsediyoruz. Yani sizin kentinizde var benim yakınlarım. Bir sürü insan aynı evde yaşıyorlar. Antakya'dan geldiler ve Konya'yı evet. özellikle sevdikleri, bildikleri için de gelmediler, emin olun. Yani bir yere gitmemiz lazım deyip oraya geldiler. Güvenli bir alan seçtiler kendilerine. Evet, size seçtiler. De bu arada geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum hocam. Hepimize. Ama hani onlar gibi onlarca aile var. Tabii. Çocuklar okullarından ayrıldı. İnsanlar komşularından ayrıldı. İş yerleri kalmadı. Hani düşününce bu dünyanın tepe taklak olmasıdır. Olması tabii ki. Evet, her şeye sıfırdan başlamak. Hani bazen diyoruz evet, ki sıkılıyoruz ya rutinlerden ya da bizi üzen, sıkan birçok şeyden kaçmak istiyoruz belki de. Diyoruz ki bazen hayata böyle resetlemek mi gerekiyor, sıfırdan mı başlamak gerekiyor, acaba iyi mi gelir, acaba bu sorunlarımızı unutur muyuz diye düşünüyoruz ama... Bakın bazı olaylar zaten sizi hayata yeniden sıfırdan başlatıyor ama büyük bir acıyla başlatıyor. Nereden başlayacağınızı, ne yapmanız gerektiğini bilemiyorsunuz, bocalıyorsunuz, zaten olayın şokunu yaşıyorsunuz, travma içindesiniz ve ömür boyu derin bir iz bırakacak travmalardan bahsediyoruz değil mi hocam? Yani bu izin evet silinmesi mümkün değil, evet, şöyle düşünelim, evet. Yaşa müsait olan çocuk, ergen, genç... Fark etmez. 99'daki depremi çok küçük yaşlarda yaşasa bile biz 2023 yılında bu afet olmadan önce hala hayatımızın birçok yerinde 99'daki büyük depremi konuşuyorduk. Evet. O zaman bizler orada bir takım çalışmalar yürütürken insanlar sosyal hayatın içinde Erzincan depremini de konuşuyordu. Çünkü bunlar çok büyük kitlesel hareketlere neden oluyor, göçlere neden oluyor, sosyal evet. travmalar yaratıyor, kentlerde değişimler yaratıyor. İşte şu anda Ankara'nın nüfusunu kestirmek mümkün değil. Konya'nın nüfusunu öyle. Kestirmek mümkün değil. Antalya'nın, Mersin'in, daha sayamayacağımız birçok şehrin nüfusu arttı. Yani oralarda hiçbir şey olmadı. Sokaktaki insan sayısı arttı, yabancı yüzlerin sayısı arttı. İş olanakları, kiralar, her şey değişti. Yani bir sorundan fiziksel olarak kaçtık, hayatımızı güvenceye aldık diye düşünüyoruz ama bu insanları bekleyen başka sorunlar çıkıyor. İşte evet. burada devletin çok kritik rolleri vardır. Kiradan istismarcılık yapan insanlar biliyoruz. Evet. Gıdadan istismarcılık yapanlar biliyoruz. Burada bu insani bir problemdir ve devlete en çok ihtiyaç duyulan zaman budur. Bu da çok adil, şeffaf, tutarlı ve hızlı olması gerekir devletin. Ve bunu göremediğinde de insanlar öfkeleniyor. Ben öfkeleniyorum, halkımız öfkeleniyor, herkes öfkeleniyor. Bunun çok samimi, açık, şeffaf yürütülmesi lazım. Orada çalışan, canla başla enkaz kaldıran, sağlık hizmeti veren, yemek dağıtan, çöp toplayan sayısız insan var. Yani onların emeğine saygısızlık etmek istemiyorum. Kimse etmemelidir. Allah kolaylık versin her birine. Evet, evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Ama şeyi de unutmamamız lazım. Bizlerin, hani politik bir meseledir bu bir yanıyla ama bizlerin boyunu çok aştığı için kurumsal organizasyon becerileriyle, kaynaklarıyla bir devletimiz var. O devletin tam kendini göstermesi gereken zamandır bu. Ve orada ne yazık ki bir birey olarak benden çok daha yukarıda durduğu için benim kadar hata yapmamasını bekleriz bir insan olarak. daha etkili olmasını bekleriz. Daha net olmasını, daha hazırlıklı olmasını bekleriz. Evet. Bunu göremediğimizde de bu ülkenin yurttaşları olarak üzülürüz, öfkeleniriz. Kriz yönetimi çok önemli değil mi hocam? Çok önemli ve bizim bunu öğrenemiyor olmamız da hepimizi şaşırtıyor herhalde. Yani biz bunu burada, emin olun burada konuştuğumuz her şeyi 99 depreminde konuştuk. Konuşuldu. Diner depreminde konuştuk, Van depreminde konuştuk, Elazığ depreminde konuştuk. Konuştuk biz bunları. Bunlar hala da konuşmaya da devam ediyoruz. İşte evet, bu yönü ama bunu bizi üzüyor. Ama çözemiyorum. Biz orada yurttaşa git güvenli evde otur diyemeyiz. Bu insanların bazıları oturacak bir yeri bile kirasını ödeyemiyor. Yani depremden önce de ödeyemiyordu. Biz o insana git güvenli ev bul nasıl diyeceğiz? Asgari ücretle en iyi ihtimalle çalışan biri aile geçindirirken gidip güvenli ev güvenli değil buraya girmiyorum mu diyecek. Bu nasıl bir beklenti? Bunu ben yapamam. Bunu yapacak olan devlettir. O yüzden hani biz bunu konuşmaya devam ediyoruz. Ama birilerinin duyması lazım. Peki hocam, program sonuna geldik. Son olarak neler söylemek isteriz? Size ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk hocam. Çok önemli bilgiler aktardınız, bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz ama son olarak neler söyleyelim, neler yapabiliriz? İnşallah güzel günler yaşayalım, hep birlikte görelim. Hayalimiz, umudumuz hep bu yönde. Ama olası böyle kötü durumlar karşısında da nasıl bir önlem almak gerekiyor? Bunu da belirterek inşallah sohbetimizi sonlandırmış olalım. Önce bu işin sorumlularının göreve gelmesi lazım. Evet. Görevlerini yapması lazım. Yapmayanların yargılanması lazım. Bizim vatandaş olarak ben bir vatandaş olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sorumluluğunu yerine getirmemiş ve ortaya çıkan sonuçlar da kendisine yanına kar kalmış insanlardan artık sıkıldık. Ve ben artık sorumlu görmek istiyorum, ceza görmek istiyorum. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ama hani insanlarımıza bir mesajım olacaksa şunu söyleyebilirim. Şimdi zamanla afetin harareti azaldıkça diyeyim, daha kurumsallaştıkça her şeyin düzene girdiği gibi bir illüzyon oluşuyor. Siz de söylediniz bunu. Ama insanlar sadece beslenmiyorlar. Sadece bir çadırın içinde, bir konteynerin içinde değiller. Evet. Çok önemli bir göç dalgası yaşandı. Şu anda yaşadığımız kentlerde, yakınlarımızın yanında, mahallelerimizde, apartmanlarımızda, çocuklarımızın okullarında sayısız o bölgeye yabancı oraya gelmiş ve emin olun yanında da bir şey getirememiş. Yani zor koşullarla oraya gelmiş insanlar var. Burada bu dayanışmanın da sadece o bölgeyle sınırlı kalmaması gerektiğini söyleyebilirim. Yani gözümüzden kaçmaya aday olacak zamanla bu insanlar. Ama işleri yoksa nasıl para kazansınlar? Yani bir dayanışma içinde olmamız gerekecek. Çocuklarına destek olmamız gerekecek. Kadınlara ayrı, hastalara ayrı destek olmamız gerekecek. Böyle çok hassas gruplar var içlerinde. Doğası gereği hassas ve kırılganlar. O yüzden hani bu bölgeye gösterdiğimiz dayanışmanın aslında yaşadığımız kentte güvenli, o kentte de güvenli bulduğumuz o kentte de başka şekillerde devam etme olasılığı var. Ankara'da da var, Kastamonu'da da var, Çorum'da da var. Zamanla bu insanları gözden kaçırmayalım. Bir de destek olmak çok kıymetli bir şeydir ama hani bunun çok kültürel olarak da insani olarak da çok hassas yürütülmesi gerekir. Kimseyi utandırmadan, mahcup etmeden. Evet, çok önemli. O yüzden burada aslında bir dayanışma kültürü diyoruz biz. Tek taraflı bir destekten ziyade şu anda senin buna ihtiyacın var, bir arada halledelim. Yarın benim ihtiyacım var, bir arada halledeceğiz. Biraz da bu konuda gördüğüm bazı tatsız örnekler var. Hani insanlarımıza bu konuda da bir dikkatini çekmek isterim. Çok haklısınız hocam. Çok usulünce İnsanların kültürüne uygun, onları güçlendirecek şekilde, kıracak şekilde değil yapmamızda doğru olan bu. Teşekkür ediyoruz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı, bu güzel söyleşi için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizlere iyi günler diliyoruz. İnşallah sağlıklı günler diliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, şimdi kısa bir aramız olacak. Reklamlara ilerliyoruz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, reklamların hemen sonrasında yine birlikteyiz sevgili izleyenlerimiz. Birinci bölümümüzde Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Okan Cem Çırakoğlu hocamız bizimle birlikteydi ve doğal afetlerden sonra iyileşme sürecini konuştuk. Hem travmaları, yasları, bu süreçte neler yapmamız gerektiğini anlattı hocamız bize. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Şimdi çok güzel bir köşemiz, hepimizin çok sevdiği ve benim asla vazgeçemeyeceğim güzel köşelerimden bir tanesi. Bir yemek bir tarif köşemizden güzel bir tarif almaya ilerliyoruz efendim. Bugünlük bizlerden bu kadar diyoruz. Yayında yapımda emeği geçen bütün ekibime, sizlere ve kıymetli misafirime bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde yine birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın diyoruz efendim. Hoşçakalın. Bir yemek bir tarif köşesinden herkese merhabalar. Bu güzel köşemize tabii ki Betül'ün mutfağından selam olsun herkese. Ve Betül'le birlikte çok güzel tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Bu ikinci tarifimiz olacak, ondan, mutfağından güzel tarifleri bizlere aktarmış oluyor. Efendim önceki bölümümüzde demiştik ki bir wrap yapalım istemiştik ki bugün wrap tarifiyle karşınızdayız. Betül'cüm merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz. Teşekkür ediyoruz. Malzemeler çok güzel görünüyor. Evet. Wrap sözü almıştık ve yerine getiriyoruz. Evet. Ama wrap için şimdi tabii hazır fast food tarzı evet. ürünler değil mi? Ama evde de yapılabilir demiştik. Evet, ev usulü wrap yapacağız. Harika. Malzemeler çok güzel görünüyor. Biz kendimiz bildiğimiz malzemelerden. O zaman ne yapıyoruz efendim? Wrap tarifini dikkatlice izliyoruz. Bundan sonra çocuklarımız için özellikle wraplarımızı evimizde hazırlıyoruz. Neler kullanıyoruz malzemede? Evet. Öncelikle olmazsa olmaz tavuk. Tavuğumuz. Ama bu tavuk göğsü mü olmalı? Tavuk göğsü, evet. Onları jülyen usulleri doğruyoruz. İstenilirse et de kullanılabilir. Aa, evet, doğru söylüyorsun, et olarak da. Aynen, da aynı o şekilde jülyen usulü doğranıp yapılabilir. Biz tavuk tercih ettik bugün. Tavuğumuz var, tereyağımız, kornişon salatalık, mantar, evet. biber, kapya biber. Yanına süslemek için salata. Marulumuz, maydanozumuz ve domates. Ondan sonra tuzumuz ve patates kızartmak için. Patates. Bu arada bu muhteşem hızlı doğrama usulü için ve bize bu malzemeleri hazırladığı için Emel Hanım'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel hazırlamış gerçekten hepsini. Evet. Şimdi artık bugün ocak başında evet. çalışacağız. Neyle evet. başlıyoruz? Önce bir taraftan patates kızartalım. Patates kızartırken diğer taraftan da tavuklarımızı ocağa atıp biraz suyunu çektirip sonra sebzelerle kavuşturacağız. Hadi bakalım, o halde ocak başına doğru ilerliyoruz. Evet sevgili izleyenlerimiz, artık ocak başındayız ve tabii ki tarifimize başlıyoruz. Bir taraftan malzemelerimizi koyduk tavamıza, tavuklarımızı koyduk. Evet. Kızartma için de yağımızı tavamıza aldık. Isındı artık ve ne yapıyoruz? Patatesleri hemen biraz da tuz ekleyelim ona. Tabii ki. Bir kısmını kızartalım, ondan sonra kalan kısmına. Evet. Çok fazla çünkü patatesimiz. Harika. Tavuğumuzu ocağa koyduk. Biraz tuzunu da atalım. Evet, biraz da su koyacağım. Çok az bir su koyduk. Yağlarımıza biraz da. Biraz çektiğinde hemen altını açtım. Biraz suyu çektikten sonra yağlarını ve diğer sebzeleri. Aslında iyi de malzeme çok olunca sanırım biraz zormuş gibi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki wrap yapıyoruz. Çok sevdiğimiz, bayıldığımız ev usulü wrap tarifiyle karşınızdayız. Efendim Varad'ı seviyoruz. Fast food ürünleri gerçekten çok seviyoruz. Bir o kadar da lezzetli oluyorlar her biri. Ama tabii ki dışarıda her gün onları yemek ne kadar sağlıklı soru işareti. Tabii ki sağlıksız. Çünkü uzmanlarımız diyor ki hazır gıdalardan, ambalajlı gıdalardan ve fast food yiyeceklerden lütfen uzak kalın diyorlar. Şimdi dedik ki B planı hemen devreye girmeli. Ne yapıyoruz B planında? Tabii ki o sevdiğimiz lezzetleri evde yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimiz çok göründüğü için birazcık böyle acaba zor mudur diye düşünüyor olabiliriz. Malzemeler gözümüzü korkutuyor olabilir. Ama gerçekten de yemek yaparken malzeme çok olduğunda doğrama işi çok vakit alıyor. Evet. Ocağa koyduktan sonra kısmı kolay zaten. Yapımı kolay, sadece malzeme doğrama vakit alıyor. O kadar. O kadar. Ama malzemelerimiz onlarsız da olmaz bence. Patates kızartıyoruz bir taraftan. Efendim mantarımız var. Sonrasında mısırımız var içine girecek değil mi? Rendelenmiş kaşarımız var. Kaşar peynirimiz var. Bakıyorum hemen kapya biberimiz, yeşil biberimiz var tabii ki ve turşumuz var. Olmazsa olmazımız. Evet. Çok güzel. Hemen oldu bile. Evet, hemen suyunu çekip tabii patatesini bir arada şey yapmak gerekiyor. Canım benim. Şöyle. Heh, ben bunu şöyle karıştırayım. Zaten ince doğradığımız için bu hemen kızarır. Çok enteresan da bir şey dikkatimi çekti aslında bunu yaparken. Hep et yemeklerinde tuzu her zaman sert düşmemesi, kalmaması için tuzu en son atarız, pişmeye yakın atarız. Ama tuzu atarak başladı Betül. Bu da benim tekniğim mi diyorsun yoksa? Ya hani uzun böyle sulu yemek olmadığı için, yani haşlanıp da hani tencereye yemeği olmadığı için hemen pişeceği için o yüzden attım. Ha, süper. Şimdi suyuyla beraber tuzu çeksin. Sonradan atılan tuz tavuk çok çekmiyor. Doğru söylüyorsun. İşte o yüzden tavuk çeksin diye suyuyla beraber tuzunu atıyorum. Şimdi aşçılarımız iş yerlerinde özellikle yemekleri hazırlarken haliyle herkes düşünmek zorundalar. Tuzu hiç atmadan yemekleri hazırlıyorlar. Herkes kendisi atsın. Kendi lezzetine göre, sağlık durumuna göre ayarlasın diye. Ama gerçekten ne yaparsanız yapın bazı yemeklere, hele ki salatalara, o da dahil, sonradan eklenen tuzla o lezzeti yakalayamıyorsunuz. Birazcık böyle eklenmeli aslında. Kesinlikle. Az. Şimdi salata hemen yenmeyecekse tuzu sonra atmak makbuldür. Evet. Çünkü sulanıyor. Aynen. Yani hemen ölüyor bir de böyle. Evet, ölüyor. Mesela marulu falan öldürüyor. Biz sebzeleri yıkarken de tuz atıyoruz ya, ölsün mikroplar diye. Salatada ya hemen yenilecekse öyle tuz atılır. Yoksa hani eğer öyle biraz sonra yenilecekse tuzunu sonra atıyoruz. Evet, mutfak sırları da bir taraftan geliyor efendim. Evet, tavamız olmak üzere artık. Evet, biraz daha suyunu çekmesini istiyorum. Hatta bu şimdi biberleri mantarı özür dilerim. Mantar da çünkü su salacak. Hepsini ilave edecek miyiz? Evet, dökelim bir bakalım duruma. Hepsini de dökmeyebiliriz. Bence bu kadar yeterli. Evet. Evet. Şimdi o da suyunu salacak. Karıştıralım. Evet. Sonra diğer sebzeler. Evet. Ne güzel oluyor rengarenk. Ama jülyen kesim bence etlere çok yakışıyor. Çok şık duruyor. Evet. Wrap yerine böyle kremalı böyle tavuklar da yapabilirsiniz. Köri soslu. Köri çok yakışıyor. Tavukla çok güzel oluyor. Tereyağı ve köri. Tereyağı ve köri. Bunun zaten en lezzetli kısmı tereyağı ve köri olması. Peki onu da ilave edeceğiz inşallah ilerleyen dakikalarda. Ne kadar çok lezzet katarsak içine çeşit o kadar güzel oluyor. O kadar artıyor tabii. Kızartmamızda herhalde şöyle kontrol edelim. Bakalım. Patates kızartması zaten herhalde olmazsa olmazı bu yanında, bu tarz yiyeceklerin yanında olması gerekiyor. Sevmeyen yoktur herhalde patates kızartması. Her hafta sonu her evde bence patates kızartması yer alıyor. Sofralarda, masada yerini alıyor. Evet. Ay ama belli bir süreden sonra da acaba böyle insan bakar mı ki diyorum da, herhalde en çok yemek çeşidi yapılan sebzelerimizden bir tanesi patates. Patatesin bir de bir sürü yemeği oluyor. Patates oturtmasını yapın efendim. Sulu yemeği. Dolmasını yapın, sulu yemeğini yapın, kızartmasını yapın, salatasını yapın. Her şey. Fırına falan da sürülüyor. Sebzelerle brokoli, karnabahar. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Aynen. Aynı bu şekilde tavukları jülyen usulü doğrayıp sebzelerle yağla marine edip fırına sürün. Tuz, baharat. Kaşığımız yanmış bu arada. Şunu birazcık kısmak istiyorum ben. Ben de hemen pişsin diye yaptım. Kısmamıştım. Suyunu çeksin diye. O kapağını örtmüyorum pişirirken. Neden? Suyunu çeksin hemen diye. Çeksin diye şöyle koyabiliriz. Peki. Önce yeşil biberimiz. İkisini de aynı anda atalım. Aynı anda atalım. Çok güzel olacak. Şöyle alıyorum. Evet, diğer malzemelerimizi tabii ki tenceremizde buluşturmaya devam ediyoruz. Gidiyoruz. Efendim, biberlerimizi ilave ettik tavuğa. Patatesimiz diğer taraftan kızarmaya devam ediyor. Şimdi zaten bunların hepsi ölecek, ince ince kalacak. Yeşil ve kırmızı olarak. Renkli bir wrap oluyor. Burada hatta birazcık sıvı yağ mı ilave edeceğiz? Hı-hı. Şimdi şöyle dökelim. Hem suyunu çekerken hem de biraz kavrulur. Evet. Şimdi mantarı herkes normalde çok tüketmiyor, çok sevmeyenler var. Alerjisi ama böyle tavuk sotenin içinde ya da bu tarz karışık sebzeli yemeklerin içinde bence çok güzel oluyor. Mangalda da çok güzel oluyor. Evet, şöyle üzerine kaşar peyniri koyup fırınlayanlar da var. Ben onu yiyemiyorum. Birazcık ağır geliyor bana galiba. Ama böyleyken efsane bir lezzet çıkıyor ortaya. Yemeğimiz yavaş yavaş böyle olmak üzere. Sabırsızlıkla bekliyoruz son kısmını. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Biberlerimiz ölmüş. Evet, çok da güzel oldular. Evet, şimdi tereyağı ve körümüz var orada. Hemen körümüzü getiriyoruz. Bir kaşık tereyağımızı. Çok fazla değil tabii de. Biraz da köri ilave edelim. Atayım mı? Bir kaşık daha atsanız. Evet. Şöyle çok güzel. Biraz da karabiber atalım. Hemen geliyor. Bununla güzelce kızarsın. Göremiyorum ya. Dökülüyor. Sen döküldü devam. Değil mi? Şimdi Salih dalga geçecek bizimle. Evet. Şimdi onun hareketini yapar. Neydi? Özgür ruh muydu? Vallahi bilmiyorum. Ben anlayamıyorum bu şeyleri. Evet, patatesimiz tabii ki kızarmaya devam ediyor. Bir posta dağıttık efendim. Bu şeyler artık bu tarz wrap tarzı, ekmek arası tarzı dürümlerde diyelim. Evet. Patatesler çok ince ince doğranması gerekiyor. Kürdan gibi doğruyoruz. Evet. Kürdandan biraz daha kalın tabii. Artık oldu. İçine sanırım biraz mısır ve ilave edeceğiz. Kaşar peynirini. Kapattıktan sonra mısırını ve kaşarını koyacağız. Sıcağıyla zaten kaşar kendimiz alacağız. Güzel dürümü yapacağız. Aynen, dürüm lavaşımızın içine bunu koyacağız. Patates koyacağız. Zor olmuyor mu bunun? Arzuya göre biraz ısırırken zorlanıyoruz ama olsun. Biraz ince zararımızı saymaya gayret ettik. Çok malzemeli bir şey. Evet. Bol malzemeniz olsun diyor ya. Evet, körünün kokusunu alabiliyor musun? Evet. Yakışıyor ama gerçekten tavuğa. Biberlerimiz de güzel erimiş. Sanırım oldu. Bakalım. Evet. Çok hızlı olan bir yemek. Pratik. Aynen. Aynı zamanda çok iştah açıp çok yediren mi? Evet. Aman aman aman. Bence bir lavaşla kadın sevgili seyircilerim çok kilo yapmasın sonra. Evet. Birazdan altını kapattıktan sonra herhalde diğerlerini ilave edeceğiz. Şimdi biraz pembeleştirdim ben tavukları. İyi pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz nefeslemesi için şöyle koyuyorum. Biraz nefeslesin, sonra içine kaşar ve mısırımızı atıyoruz. Sonra lavaşımıza sarıyoruz. Bol malzemeli efendim. Evet sevgili seyircilerimiz, artık tavamızı buraya alıyoruz. Birazcık şöyle esnesin dedik. Şöyle bir rahatlasın. Çok sıcağıyla yapmayalım dedik dürümü. Patateslerimizi alacağız. Şimdi içine ekleyeceğimiz iki malzememiz, tabii ki altını kapattıktan sonra kaşar peyniri ekleyeceğiz ve mısırımızı. Evet. Hadi bakalım mısırımız. Ay, mısırı çok seviyorum. Her şeye çok yakışıyor. Çok yakışıyor. Salatalara, kesinlikle. Bazı yemeklere. Hemen. Ve hatta onu öyle biraz da onu pişirmiş olsun sıcağıyla. Haşladıktan sonra tereyağıyla hemen böyle karıştırıp yiyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Evet. Ben kaşar peynirini de döküyorum ben. Evet. Patatesleri topluyorum ben de. Şöyle yapalım. Kaşık yardımıyla. Burada bir şeyler acı mı acaba? Boğazım yandı. Karabiber var ya. Evet. Kaşar peynirini biraz daha dökmem gerekiyor mu? Böyle daha iyi olur. Dökebilirsin. Hı hı. Şöyle yapalım. Evet. Evet, patatesimiz de hazır. Onu da böyle koyalım. Bir de şöyle koyalım mı? Sarmak için. Bunu biraz daha karıştıralım ki kaşarlar erisin. Bence güzel, üzerine böyle kalacakmış gibi. Evet. Şimdi lavaşlarımızı alıyoruz. Şimdi önce biraz ben şöyle bir şey yapıyorum. Lavaşlarıma biraz yumuşasın diye. Yumuşasın diye, hem de biraz ısınsın diye. Şöyle biraz bekleyelim. Olabilir, evet yani. Böyle de yapıyorlar ya. Evet. Kapatıp ekmeklere sonra diye sarıyorlar. Evet. Sen şöyle alalım. Wow. Şimdi bir sıra bundan koyuyoruz. Patates mi ekliyoruz? Evet. Ne kadar keyifli bu kısmı. Oo, bayağı çok olacak. Evet. Heh. Evet, şöyle olsun az. Arzuya göre herkes dökebilir ya da dökmeyebilir. Ketçap kabul ama. Evet. Bu şekilde. Arzu eden maydanoz koyabilir. Severseniz. Hı hı. Ben seviyorum şahsen. Şöyle. O bayağı ondan doyurucu. Sonra kornişon turşularımızı koyuyoruz. Çok güzel oldu. Ondan sonra bunu şu şekilde sımsıkı sarıyoruz. Bıçağımızla da tabii ki şöyle. Evet. Ay ay ay, kesiyoruz şuraya. Efsane. Şuraya wraplarımız efsane oldu. Tane. Ha, kaşarın üstüne dökülmüş. Evet, onunla da şöyle süsleyelim. Şöyle yapalım. Bunu şöyle koyalım. Aa, bildiğiniz fast food ürünü oldu artık yani. Görüntü itibariyle. Şu tarafa da patates koyar mısın? Tabii ki. Arzeden koyabilir. Hı. Şöyle koyalım. Hı. Evet. Evet, şahane bir sunum oldu gerçekten de. Hı hı. Turşularımızı da ekliyoruz. Evet. Evet, wrap'ımız hazır sevgili seyircilerimiz. Tabii ki bunların hepsi böyle güzel güzel dürüm olmaya devam edecekler. Gerçekten de lavaşımız böyle küçük gibi görünse de bence iç malzemesi çok olduğu için çok yerim diyen bile bence bir taneyle iki taneyle doyar diye düşünüyorum. Zengin bir wrap oldu. Evet. Çok güzel görünüyor. Evet. Bir tat bakalım. Ve sunum da harika oldu. Tatma işlemini birazdan yapacağız efendim. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tarif de yine. Çok sağ olun. Daha nice güzel tarifler gelsin istiyoruz efendim. Nasip diyoruz tabii ki. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese ve sizlere efendim. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Afiyet olsun.